istila sıfatına sahip olan yedi harfimizi üç şekilde, yani fethalı, fethametli ve fetha tenvinli seslendiriyorum. Bu yedi harfimizden üç tanesi kalındır, sadece istila sıfatı vardır. Diğer dördü ise istila ile beraber ıtbak sıfatı da olduğu için daha kalındırlar. Önce sadece istila sıfatı olan üç harfimizi seslendirelim. Ha ha han. Ha ha han. Ha ha han. Bu harfimizi seslendirirken doğrusu mümkün mertebe hırıldatmadan çıkarmaktır. Gayn harfinin kardeşi olduğu için gayn harfini bir hakkın çıkaran ha'yı da çıkarmış olur. Gayn harfinde nefes hapsolur. Ha'da nefes akar. Hem sıfatı olduğu için hapsettiğimizde o, akıttığımızda aynı pozisyon, aynı mahreç ha, ha şeklinde. Doğrusu hırıldatmadan. Ama hırıldatmadan çıkarmaya muvaffak olamayan kardeşlerimize bari biraz hırıldat da ha ile karışmasın diye bir tavsiyede bulunuyoruz. Ama doğrusunun mümkün mertebe hırıldatmadan çıkarmak şeklinde doğru telaffuzunun bu olduğunu bilelim. Bir de tenvinli telaffuzunda sonunda bir nun sesi, nun sesi, sakin nun sesi bağlıyoruz ya, o nun sesine kalın bağlantı yapmaktan da sakınalım. Ham şeklinde değil, han, han, en, 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 han. Buradaki nun değişmeyecek. Ha ince harfe bağlamışız, ha kalın harfe bağlamışız. Son kez okuyorum. Ha ha han. Ga ga gan. Ga ga gan. Ga ga gan. Yine bu harfi telaffuz ederken sonunda tenvinli seslendirdiğimizde eklemiş olduğumuz sakin nun harfini kalınlaştırmayalım. Wan şeklinde değil, wan, wan şeklinde o nunu ince okumaya çalışalım. Kalın harflerin hepsinde bu tehlike söz konusu, dikkat edelim. Wan şeklinde. Son kez telaffuz ediyorum. Ga ga gan. Ga ga gan. Ga ga gan. Ga ga gan. Bu harfi telaffuz ederken şayet nefesi akıtır ka şeklinde okursak harf kaf olmaktan çıkar. Bunda hem sıfatı değil cehir sıfatı var. Hem de eğer hem sıfatı vererek nefese akıtarak okursak galgale imkanı da kalmaz. Bir de her kalın harfi telaffuz ederken söylemiş olduğumuz tenvinli telaffuzunda o sonundaki nun harfinin ince olduğuna dikkat edip ona ince bir bağlantı yapmamız gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz. Ka ka kan. Sa sa san. Sa sa san. Sa sa san.
bu harfi telaffuz ederken dudakla ilgisi yok olduğunu biliyoruz. Öyleyse dudağı ileriye sürmek de yok. So, so şeklinde dudak ileriye sürüldüğüne şahit oluyoruz. Dudak nötr halinde. So derken bütün kalın harfler için söylüyoruz. Harf kalın telaffuz edilirken ağız biraz daha fazla açılır diye bir kural yok. Ağız aralığı fetha konumunda fıtri bir aralıktır. İster fethalı okuyalım, ister fetha tenvinli okuyalım, isterse fetha metli okuyalım. Fetha aynı fıtri ağız aralığıdır. Bundan daha fazla hiçbir şekilde açılmaz. Bir başka husus, metli hallerinde met boyu bu kalınlığın devam etmesi gerekiyor. Bu söylediğim husus bütün kalın harflerin metli hallerinde geçerli. Eğer istila sıfatından vazgeçersek yarı yolda harf incelir, e'ye doğru evrilir. Yani so demek gerekirken, sonuna kadar istila pozisyonunda devam etmek gerekirken, istiladan vazgeçersek so diye ses e'ye doğru evrilir. Dolayısıyla bu mevcut kalınlığı met boyunda muhafaza etmemiz gerekiyor. Son kez okuyorum. So, so, son, lo, lo, lon, lo, lo, lon, lo, lo, lon. Bu harfi telaffuz ederken peltek olan ve kalın okunan Z harfine benzetmekten kaçınıyoruz. Z harfinin mahreci farklıdır. Bu harfin mahreci farklıdır. Ama tamamen bütün sıfatlarda ortak olduğu için birbirinden ayırt edilmesi müşkildir. Harflerin sıfatları ve mahreci konusunda teferruatıyla gördüğümüz için bu kadarlık ile hatırlatmakta yetiniyorum. Son kez telaffuz ediyorum. Lo, lo, don. Do, do, don. Do, do, don. Do, do, don. Bu harfimiz del harfine A sesi verilmiş bir harf değildir. Del harfinin telaffuzunu gördük de şeklinde. Yani bunu da da şeklinde telaffuz etmekten sakınalım. Çünkü da şeklindeki telaffuzda ne ıtbak sıfatı var ne de istila sıfatı var. Halbuki biliyoruz ki do harfinde istila ve ıtbak sıfatı var. Dil ortası üst damağa kapanacak, dil kökü de yukarıya doğru yükselecek. Bu iki sıfata dikkat ederekten bir daha okuyorum. Do, do, don. Zo, zo, zon. Zo, zo, zon. Zo, zo, zon. Bu harfimiz de peltek bir harftir. Alfabede karşılığı olmayan harflerdendir. Eğer bunu ince okursak zel harfiyle karışır. Şayet zel harfine ıtbak ve istila verirsek zo harfine döner. Zo harfinin ıtbak ve istilasını ihmal edersek zel harfine döner. Son kez bir daha okuyorum. Zo, zo, zon. Ra harfi konumu itibariyle bazen ince, bazen kalın okunuyordu. Fetha konumunda ra da kalın okunan harflerimizdendir. Ra, ra, ran. Ra, ra, ran.
ince harflerin fethametli seslendirmelerini beşerli gruplar halinde çalışacağız. Maksadımız burada aynı fetha sesini tonunu değiştirmeden hepsinde muhafaza edebiliyor muyuz? Bir bunu kontrol etmek, bir de bunlar metni halleri, bu harflerin metni halleri metni tabii durumudur. Bir elif miktarıdır uzatma miktarı. Uzatma miktarını beşinde de standart, birbirine muvafık yapabiliyor muyuz? Metler arası mutabakat diyoruz. Bunun da tedbirini buradan almamız gerekiyor. Onun için istifale sıfatı olan harflerimizi ra harfi dışında beşerli gruplar halinde tekrar seslendiriyorum. Kalın olduğu için bunu da bu gruba dahil ediyorum. Ra ra ran.